Onlar bazen bir şifacı, bazen bir büyücü olarak anılırlar. Kimilerine göre onlar Tanrı ile haberleşir, gelecekten haberler verir ve şeytana dahi hükmederlerdi. Evet, onlar Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Türk'te kahin kelimesiyle açıkladığı, Yusuf Hasacı Kutadgu birlikte Otacı ismiyle andığı şamanlar, yani kamlar. Herkese selamlar. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta şamanizm inancından bahsetmiştim. Bu hafta şamanizm inancının temelini oluşturan şamanlardan yani bizim bildiğimiz adıyla kamlardan bahsedeceğim konuya iyi hazırlandığıma ve uygun bir tişört giydiğime göre hazırsanız başlayalım. Şamanlar ve onların görevleriyle ilgili Hristiyan, İslam, Çin ve Bizans kaynaklarında pek çok bilgi mevcut. Örneğin İranlı tarihçi Cüveyni Uygurlarda sihirle uğraşanlara kam adı verildiğini ve bu kişilerin şeytana daha hükmettiğini söyler. Ayrıca Cüveyni şamanların tanrı ile irtibat kurduklarını ve gelecekten türlü haberler verdiklerini de söyler. Kam her türlü hastalığa çare bulmak, kısırlık tedavisi ve zor doğumlara yardım etmek, verilen kurbanları gök ve yer tanrılarına ulaştırmak, çeşitli dini törenleri yönetmek, ruhları ait oldukları yerlere göndermek, kötü ruhları insanlardan uzak tutmak için törenler düzenlemek, fal bakıp gelecekten haberler vermek gibi türlü işler yaparlar. Genel inanca göre şaman sözcüğü Tunguzcadan Rusçaya, Rusçadan da dünya literatürüne geçmiştir. Çeşitli araştırmalara göre ilk ve en etkili şamanlar kadındır. Ancak sonraki zamanlarda erkekler bu alanda daha baskın hale gelmişlerdir. Şamanlar Akkam ve Karakam olmak üzere ikiye ayrılırlar. Ancak başlangıçta yalnızca Akkamların olduğu, Karakamların daha sonra ortaya çıktığı düşünülür. Geç dönemlerde özellikle Rus bilim adamlarının araştırmalarında Altaylıların arasında hem Ak hem de Kara Şamanlar olduğu anlaşılmaktadır. Altaylılara göre bu şamanlar gök alemine çıkan, yeraltı ruhlarıyla irtibat kuran ya da her iki aleme giren şamanlar olmak üzere üç gruba ayrılırdı. Akkamlar, Karakamlara göre daha kutsal sayılırdı. Bunun sebebi yüksek ihtimalle ülgenin simgesinin ve renginin de ak olmasıdır. Genel inanca göre herkes şaman olamaz. Şamanlar seçilmiş insanlardır ve genelde kan bağıyla yani soy üzerinden devam eder. Soyunda kan bulunmayanlardan çok nadiren şaman seçilir. Anlatılara göre büyük şamanlar kendi istekleriyle değil ruhların çağrısı sonucu şaman olurlar. Birçok araştırmacıya göre şamanlık belirtileri ergenlik dönemine geçişte ortaya çıkar. Gerçeküstü varlıklar görme, sık sık baş dönmesi ve bayılma, ruhsal ve bedensel acılara maruz kalma, sinirli olma, insanlardan uzak kalma, ruhlarla ya da öteki alemdeki varlıklarla konuşma gibi davranışlar şaman olacak kişi de görülen belirtilerdir. Bazı ülkelerde şamanlar vecd haline geçmek için uyuşturucu niteliği bulunan bazı bitkiler kullanırlar. Bu vecd bir coşku ve trans halidir. Ancak Türk şamanlarda bu uyuşturucu bitki kullanma olayına rastlanmaz. Yalnızca doğuştan gelen yetenekler şaman olmaya yetmez. Kamlık mesleğini icra etmek için şamanlık ilmini de öğrenmek gerekir. Şamanın şaman oluşuna dair bazı anlatılan efsaneler vardır. Bunların en ünlüsü, ünlü din tarihçisi Elieid'in bahsettiği bir buriyet efsanesidir. Bu efsanede şöyle der. Başlangıçta doğuda kötü ruhlar, batıda ise ilahlar vardı. Tanrı insanları yarattı. Bir zaman sonra kötü ruhlar insanlara hastalık gelmeye başladılar. Bunun üzerine Tanrı ölüm ve hastalıkla savaşması ve insanlara yardım etmesi için kartal şeklinde bir şaman gönderdi. Ancak insanlar kamın dilinden anlamadılar ve ona güvenmediler. Bunun üzerine Tanrı kartalı insan şeklinde soktu ve tekrar gönderdi. Kam, insanların arasında dolaşırken bir ağacın altında uyuyan bir kadına rastladı ve onunla evlendi. Bu evliliğin nihayetinde ilk şaman doğmuş oldu. Ve yine Elliot dahil birçok araştırmacının aktardığı bir Yakut efsanesine göre kuzeyde kötü hastalıkların bulunduğu yerde bir karaçam ağacı vardır. Bu ağacın dallarında şamanların doğduğu yuvalar bulunur. İnanışa göre şamanların en güçlüsü ağacın en yüksek dallarında doğmaktadır. Demir tüylü ve çelik pençeli bir kartal karaçam ağacının dallarına konar ve bir yumurta bırakır. Bu yumurta şamanın gücüne göre 1 ile 3 yıl arası kuluçkada kalır. Ve nihayet şamanın ruhu yumurtadan çıktığında çelik pençeli kartal alır, yer altına diğer şamanların yanına götürerek olgunlaşmaya bırakır. Burada şamanın ruhu diğer şamanlarla birlikte bir kuş şeklinde olgunlaşmayı bekler. Nihayet ruh olgunlaşıp doğru zaman geldiğinde çelik pençeli kartal alır ve yeryüzüne şamanın kendi bedenine bırakır. Bu rivayetlerde görüldüğü gibi ruhun kuş bedeninde oluşu aslında Türk mitolojisinde çok sık karşımıza çıkar. Hatta bu simgenin geç tarihi dönemlerdeki Türklerde dahi görülmüştür. Örneğin Göktürk kitabelerinde şu satırlar geçmektedir. Babam Kağan böylece ili töreyi kazanıp uçup gitti. Babam Kağan uçtuğunda küçük kardeşim Kültigin 7 yaşında kaldı. Şamanın adaylığı esnasında veya daha sonraki uygulamalarda şamanın vücudu manevi olarak bir parçalanır ve tekrar bir araya gelir. Bu öyle ruhun falan parçalanması değil ha. Bildiğin etlerin doğranması. Baktığımızda birçok araştırmacı bununla ilgili hikayeler derlemişler. Hepsinin ortak noktası şamanın trans halindeymiş gibi belli bir süre yatması. Bu esnada da şaman çeşitli güçler tarafından parçalandığını ve yeniden bir araya geldiğini görür. Bu parçalanma ve yeniden birleşmeden sonra şamanın vücudunun güç kuvvet kazandığı, ruhunun temizlendiği, görme ve işitme duyularının keskinleştiğine inanılır. Öyle ki inanışa göre bu olaydan sonra şaman karanlıkta dahi görebilir. Daha önce dediğim gibi bir kamun görevi doğaüstü güçlerle irtibata geçerek halkın dert ve isteklerine çare bulmaktır. Şaman bu doğaüstü güçlerle irtibata geçebilmek için bir tören düzenlemek zorundadır. Şamanın düzenlediği bu törenin ayrıntılarına birazdan değineceğim. Ancak bilmemiz gerekir ki bu tören esnasında şaman gökyüzüne ya da yer altına indiğinde ona çeşitli hayvanlar yardımcı olur. Bu hayvanların yardımıyla gökyüzünün katlarına çıkan şaman Ülgen'e seslenir ve ondan dertlerine çareler ister. Yeraltı yolculuğunda ise bu hayvanlar şamanın ruhunu erliğin kızlarından ve körmezlerden korurlar. Şaman göğe ve yeraltına yaptığı yolculuklar sırasında ulu kayın olarak bildiğimiz hayat ağacını da bir merdiven olarak kullanabilir. Çeşitli araştırmacıların derlemelerine göre Altaylı şamanların göğe çıkışı ve kurban sunması şöyle gerçekleşir. İlk akşam tören yerine bir yurt kurulur. Yurdun orta direği kayın ağacındandır ve gövdesine dokuz basamak koyulmuştur. Kayın ağacının üst kısmı ise yurdun ocak deliğinden dışarı çıkar kurban edilecek at baş tutan denen kişiye teslim edilir. Şaman davulunu çalarak yardımcı ruhları etrafında toplar ve yine davulunu çalarak çadırdan çıkar ve ilahiler söylemeye başlar. Nihayet ilahilerin sonunda atı ruhu göğe yükselmeye başladığında çağırdığı yardımcılarla birlikte o ruhu yakalar. Böylece atı kutsadıktan sonra kanını akıtmaksızın omurgasını kırarak onu öldürürler. Atın eti törende yenir, derisi ise bir sıra asılarak dikilir. Ertesi akşam törenin ikinci kısmında Kam yurdun içine bir ateş yakar ve atın etinden kayrağına sunar. Ülgene ise bir ipi asılmış dokuz giysiyi tütsüler ve sunar. Bundan sonra Kam giysisini giyer, davulunu çalmaya başlar ve trans haline geçer. Kayın ağacındaki basamakları kullanarak göğe yükselir. Bunu hareketleriyle de belli eder. Kayın ağacına oyulmuş olan her basamak göğün bir katını temsil etmektedir. Bu yolculuk, Şaman'ın gücüne göre göğün 12. katına kadar sürer. Nihayet, ulaşabildiği son katta Ülgen'e seslenir ve getirdiği kurbanın ruhunu Ülgen'in yardımcılarına teslim eder. Böylece Ülgen'den dileklerini diler, çeşitli haberler alır ve yeryüzüne geri döner. Yeryüzüne döndükten sonra ise kendinden geçer. Her ne kadar Ülgen'in katlarına çıkmak Kam için kolay olsa da, yer altına, Erlin mekanına inmek o kadar kolay değildir. Kam, yer altına çukur, mağara, ağaç kütüğü gibi yerler deniler. Hatta Yakutlara göre yer altına inmek için bir canavarın boğazından geçmek gerekir. Kam, yeraltının her katında türlü engellerle karşılaşır ve bunları aşar. Nihayet dokuzuncu ve son kata ulaşır. Orada Toyba Dımırmağı'nın kenarında kara çamurdan ve kara demirden yapılmış sarayının önünde Erli'ye içinde Ülge'nin adı da geçen bir ilahi okur. Ardından kurbanı varsa sunar, Erlik'ten çeşitli dilekler diler ve hastalıkları uzak tutmasını ister. Sonrasında bir yaban kazının kanatları üzerinde yeryüzüne geri döner. Şamanın gökyüzüne ve yeraltı alemine yaptığı yolculuktan bahsettik. Şimdi bu yolculuklar ve ritüeller esnasında Şaman'ın kullandığı malzemelerde bir göz atalım. Bu malzemelerin en önemlisi şüphesiz ki Şaman'ın giydiği kıyafettir. Bu elbisenin üzerinde çeşitli motifler, unsurlar ve hayvan kalıntıları bulunur. Rivayete göre Şaman bu elbisenin yapım emrini ve tarifini hizmet ettiği ruhlardan alır. Bu elbiseye altaylar manyah, yakutlar, kumu ya da ereni adı verirler. İnanışa göre şaman elbisesi sayesinde göksel seyahatlerinde farklı kılıklara bürünebilir. Ayrıca elbisesinin üzerine işli olan ya da motifi bulunan hayvanlardan yardım aldığına inanılır. En önemlisi onların elbiselerinde pek çok çizim, tasvir ve motif bulunmaktadır. Bunlar tanrılara ait figürler, hayvanlara ait motifler ve mitolojik yaratıklara ait ögelerdir. Şamanın tören esnasında kullandığı bir diğer eşya ise şüphesiz davuldur. Bu davul daha adaylığı esnasında şamana verilir ve şaman bu davulu da yine elbisesi gibi hizmet ettiği ruhların isteğiyle oluşturur. Bu davul tanrıya veya ruhlara kurban sunma, bir evi kötü ruhlardan temizleme, ölüyü ait olduğu dünyaya gönderme, kötü ruhları kovma ve ruhları etrafında toplama gibi pek çok amaçla kullanılır. Ancak en önemli amacı şamanın göğe yükselme töreninde ona yardımcı olmasıdır. Davulun ana maddesi genellikle kutsal sayılan kayın ağacından yapılır. Derisi ise en çok geyik ve dağ keçisinden alınmıştır. Az da olsa tay ve at derisi de kullanılır. Davulun derisinin üzerine ise çeşitli figürler ve semboller çizilir. Özellikle Altay Türklerinde çizilen davulun yüzeyi Türklerin evren tasavvurunu yansıtır. Türklerde evren tasavvuru üç parçadır. Tanrının ve yardımcılarının yaşadığı gök, erliğin mekanı ve tam olarak bilinen yeraltı ve insanların ve hayvanların yaşadığı yeryüzü. Ayrıca hepsinin ortasında üçünü de birbirine bağlayan hayat ağacı vardır. Tabii ki elbise ve davul haricinde şamanın kullandığı pek çok materyal ve eşya var. Ancak genel anlamda en önemlilerine böylece değinmiş oldum. Fakat videoyu bitirmeden önce kısa bir öneri yapmak istiyorum. Bildiğimiz gibi eski Türk inançlarını dizilerde ve filmlerde pek sık göremiyoruz. Ancak belki de birçoğumuzun izlediği 2006 yapımı bir film var. Karagöz ve Acıvat neden öldürüldü? Haluk Bilginer, Beyazıt Öztürk, Ayşen Guruda gibi cidden iyi bir oyuncu kadrosu bulunan bu filmi lütfen izleyin. Çünkü bu filmin arka planında Türklerin İslamiyet ile gök tanrı inancı arasındaki geçiş süreci oldukça güzel ele alınmış. Ayrıca Ayşen Guruda'nın canlandırdığı Kamana karakteriyle de kadın bir şamana göz atma imkanı bulabilirsiniz. Evet bugünlük videoyu burada sonlandıralım. Konuyla alakalı yorumlarınız veya sorularınız varsa bunu benimle lütfen yorumlar kısmında paylaşın. Videoyu hazırlarken yararlandığım kaynakları açıklamalar kısmına ekliyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun ve yukarıdaki bildirim butonunu açın. Ayrıca videolarımı arkadaşlarınızla paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmama katkı sağlayabilirsiniz. Esen kalın.